Ordunun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonuna Ünye ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olan Mücahit Şamil Koca ailesiyle birlikte yemek yemeye gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını, 15-20 dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada savcı Mücahit Şamil Koca ailesiyle birlikte çevreyi dolaşarak bir süre sonra yine aynı iş yerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların rezerve demesi üzerine iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası yaşanan Arbede'de savcı Mücahit Şamil Koca ailesiyle birlikte dışarıya çıkarıldı. Savcı Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 3 kişiden Erkan G tutuklandı. Abdü Samet A hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ercan G ise ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırı yıkınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum.